Merhaba arkadaşlar. Bilfen TYT Matematik soru çözümlerine kaldığım yerden devam ediyorum. Test 4'te kalmıştık. Birinci soruyla başlıyorum. İşlemin sonucu kaçtır diye sormuş. 0,3. Bunları alt alta yazıp toplayabiliriz arkadaşlar. En pratik çözümü bu şekilde yapabiliriz. Alt alta yazıp topladığımızda zaten cevap da yine ondalık sayı olduğu için şu boşlukları dilerseniz sıfırla tamamlayabilirsiniz. Topladım 3, 3, 3. Buraya bir virgül, buraya da bir tane sıfır attım. Doğru cevabım Ceyhan 0,1333 olacaktır. İkinci soruda yine işlemin sonucu kaçtır sorusu. Basit bir soru yine arkadaşlar. Bunları alt alta yazıp bir toplayalım ilk başta. 0 virgül. Virgüllerin alt alta gelmesine dikkat edelim sadece. İşin olayı çözümü orada sadece arkadaşlar. Alt alta yazarken şu boşlukları sıfırla tamamlayabilirim. Bunları alt alta yazdıktan sonra topluyorum. 10 elde var 1. 6, 3 daha 9, 1 de elde geldiği için 10 yaptı. Yine elde var 1. 8, 9, 1 daha 10 yaptı. Elde olan 1'i de buraya atabilirim. Burası 1 tam yapar. 1 bölü 5 de aslında onu kesir olarak şöyle yazsak daha mantıklı olacaktır. Burayı paydasını 2 ile genişlettiğimde 2 bölü 10. O da 0 tam, onda 2. Yani doğru cevabım Bursa olacaktır. Üçüncü soru. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Birinciyi bir incelediğimde 3'ten 1 bölü 2 ben 3 artı 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Bu doğrudur. Eksi 5 tam. 2 bölü 5'i de şöyle yazmam lazım. Eksiyi yazıp parantez içerisinde 5 artı 2 bölü diye yazdıktan sonra eksiyi dağıtmam gerekir. Eksi 5 eksi 2 bölü 5. Bakın burada eksi 2 bölü 5'i artı 2 bölü 5 yaptıkları için bu yanlış arkadaşlar. 36 bölü 7. Şuraya bir işleme alırsak. Eksi 36 bölü 7 yalnız. 7 ile 5'i çarpıp aslında bu eksiği görmeyeceğiz ilk başta. Eksi işlemi almadan yapmam lazım. 7 kere 5 35. 1 ile de toplarsam 36 bölü 7. Önüne en son eksiği koyduğumuzda bakıyorum cevabı doğru mu? Evet, o zaman üçüncüsü de doğrudur. Eksi 6'dan 3 bölü 4. Bunu eksi 6 eksi 3 bölü 4 şeklinde yazabilir miyim? Evet, zaten bu 6 artı 3 bölü 4 diye yazılırsa eksiği de dağıttığımızda bunun gibi doğru olacaktır. 3 tam 0 bölü 4 bu 3'e mi eşittir? Evet arkadaşlar, zaten 0 bölü 4 biz onu şöyle yazabiliriz 3 artı 0 bölü 4 şeklinde. Burada 0 olduğu için 3 ile de 0'ı toplarsam 3'e eşit olacağından dolayı yani 2 hariç hepsi doğrudur. O yüzden doğru cevabım Edirne olacaktır. Dördüncü soru. Şimdi dördüncü soruda da yine böyle bunları ayırarak çözebilirim. 5 artı 2 bölü 9 eksi, eksiyi dağıtarak yazıyorum. 4 eksi 2 bölü 3 bölü 2 eksi, bunu ben 1 artı 4 bölü 9 diye yazdıktan sonra eksiyi dağıtıyorum içerisine. Eksi 1 eksi 4 bölü 9 gelecektir. Şu 5'ten tam sayıda kesirleri çıkartıyorum. 5'ten 4'ü çıkarttım 1. Burayı da 3 ile genişletirsem 2 artı 2 bölü 9 eksi 3 ile de genişlettiğimde 6 bölü 9 gelecektir. Burayı hallettik. Yani işlemleri toplayacağız az sonra. Burayı çıkarttığımızda 1 eksi 4 bölü 9 geldi. Şimdi burayı toparlarsam 2 bölü 9'dan 6 bölü 9'u çıkartırsam eksi 4 bölü 9 gelecek. Yani birden de 4 bölü 9'u çıkartıp sonra birden bir daha 4 bölü 9'u çıkartıp birbirine böleceğiz. Zaten bunu 5 bölü 9, burası da 5 bölü 9 ki bu ifadeler aynıydı. Ters çevirip çarptığınızda hepsi birbirini sadeleştireceği için doğru cevabım 1 gelecektir. Yani Bursa. Şimdi 5. soru oldukça güzel ve şahane bir soru. Bu 5, 13, 27 sayılarına odaklandığımızda bakın burayı 5 ile çarpmış, 5 ile çarpmış, 5 ile çarpmış. Buraya herhangi bir işlem yapılmış mı? Tam 3 katı. Aslında ben bunu 5 bölü 3 parantezine alsam ne gelecek? Ya da şurayı 5 bölü 3 ile çarpsam bir düşünelim ilk başta. Burayı 5 parantezine alıyorum. Üst tarafa dokunmayacağım. Şu an alt tarafı yapıyorum. 5 parantezini aldım. Burayı da 3'e böldüm arkadaşlar. Şimdi yazalım işlemleri. Bunu 5'e bölersem 5. 219 sayısını zaten 3'e böldüğünüzde 73 gelecektir. Bunu 5'e bölemiyoruz. Tam bölünmüyor çünkü. O yüzden ne yapmam lazım? 5, 13 bölü 5 diye yazmam lazım aslında. Bunu da 3'e bölersem, 3'e böldüğümde ne gelecektir? Hemen 84'ü 3'e bölelim. 28 gelecek arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle yapalım. Burası 13 bölü 5. Burası da 28. 13 bölü 5'i
28'e bölmek demek 1 bölü 28'e ters çevirir. 28 kere 5 de aslında burası 13 bölü 140 yapar. Üstteki ifadenin aynısı gelecek. O zaman ben buraya direkt 13 bölü 140 yazıyorum arkadaşlar. 13 bölü 140. Şimdi 5'e böldüm. Ne geldi? 9. 5'e pardon, buraya 3'e bölüyordum paydayı. 3'e bölersem de ne geliyor? Hemen 3'e bölelim isterseniz. Ve 352 bölü 3. Tam bölünüyor mu? 8, 10 tam bölünmüyor. Değil mi? Aslında bunun tam bölünmesi gerekirdi. Şöyle yapalım hatta. 352 bölü 3 diyelim. Bunu ters çevirip çarparsam yine ne geldi? Ters çevirdiğimizde 9 ile 3'ü çarpacağız. Yani burası 27 bölü 352 gelecektir. O zaman burayı da düzeltiyorum. 27 bölü 352 yazalım buraya. Yani işlemleri uzatmamak için şöyle silgiyi kullanıyorum. Evet, şimdi bakın. Bir dağıtırsak eğer 5 kere 5 25 sağlar. 3 ile 73 çarparsan 219 sağlar. 5 kere 13 65 normal şartlarda bölü 3 ile de 143 çarptığınızda ne geliyor? 3 çarpı 140 diye yazayım ben. Şimdi burayı sadeleştirdiğinde 13 bölü 140 çıkıyorsa doğru yapıyorsun demektir. 5'e bölersen 13, 5'e bölersen 28. 28 ile de 5'e böldüğümüzde aynen 28 geldi. 28 ile de 3 çarparsak burayı elde ettik mi? Evet. 13 bölü 84 doğrudur. Yani bunu dağıttığınızda elde edebiliyorsunuz alttaki kesirin aynısını. Üst tarafı da aynen yazdım. 5 bölü 73 artı 13 bölü 140 artı 27 bölü 352 geldi. Bu kesirlerin ikisi aynı olduğu için burada da gizli 1 kalacak. 5 bölü 3'ü de ters çevirip çarptığımızda doğru cevabım 3 bölü 5 Adana olacaktır. İkinci soru, pardon, altıncı soru. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şeyler yapalım. Burayı dokunmayalım. 2 artı 1 bölü 2012 bölü. Şimdi ben bu bileşik kesri tam sayılı kesire çevirirsem 2013'ü normalde 2012'ye bölüp kaç tam kaç gelecek onu bulmam lazım. Bir kere var 2012. Kalanımız 1. Yani ben bunu 1 tam 1 bölü 2012 şeklinde yazacak olursam şuradan da 1 gelecektir. O yüzden topladığımızda zaten pay ve payda birbirinin aynısı geldi. Yani burada 2 artı 2 artı 1 bölü 2012 geldi. O zaman bunların ikisi birbirine eşit olduğu için sadeleşirler ve 1 kalır. Şuradaki eksi 1'i de işleme dahil ettiğimizde doğru cevabım 0 Bursa gelecektir. Evet, şimdi 7. soruyla devam ediyorum. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 artı 2 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Yani burası hep 3'ün katlarında bir tekrar ediyormuş arkadaşlar. Fakat en son 3'e bölündüğünde ki tam bölünmüyor 149 sayısı. Şimdi 149 acaba 3'ün katı mı bir bakalım. 4 kere var. 4 kere 3 12. 29 da 9 kere var. 9 kere 3 27 kalan 2. Yani şu en son 2 tanesi fazlalık gibi düşünebiliriz. Yani biz burada 2'yi çıkarttığımızda 147 terim varmış gibi düşünelim ilk başta. Ve ben bunu 3'e böldüğümde 49 tane grup gelecektir. 49 grup. Her bir grubun cevabını da bulalım. Şimdi burayı payda eşitlersek burayı kaçta eşitleyebilirim? 12'de aynen. 4, 3. Buraya da 2 yazdım arkadaşlar. 4 kere 2, 8 bölü 12. Ortak paydayı alıyorum. 3 kere 1, 3, eksi 2. Çıkarttığımızda burası 3 bölü 12'den 1 bölü 4 geldi. Demek ki her grubun toplamı işlemin sonucu 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 şeklinde gidiyor. Kaç tane 1 bölü 4 var? 49 grup olduğu için 49 tane de 1 bölü 4 vardır. O zaman cevabı 49 çarpı 1 bölü 4. Ama soru bitmedi. Şimdi bunları işleme almam lazım. Burada da bir payda eşitlediğimizde 8 bölü 12'den 3 bölü 12'yi çıkartırsam 5 bölü 12 gelecektir. O zaman burayı artık bir toparlarsam 49 bölü 4 artı 5 bölü 12 paydayı genişletiyorum. Burayı yanlış yaptığımı bakayım. 8 eksi 3'ten evet. Yok, doğru yaptık. Şurada bir hatamız var mı? 3 ile 2 ile 5 çıkartırsan 3 bölü 12 gelecektir. Doğru mu yaptım? Evet, 2 bölü 3. İnceleyelim hemen bir. Bakıyorum burayı 4 ile 3 ile burayı da 2 ile 8 eksi 3 5 eksi 2 daha 3 yapar aynen. 3 bölü 12 geldi.
Tamam, o zaman 3 bölü 12'de ne eşit? 1 bölü 4. Çarptık 49 çarpı 1 bölü 4'ten 49 bölü 4. 3 ile genişletirsem, hemen genişletiyorum. 49'u 3 ile çarptık. 27 elde var 2. 147. 5 ile de topladığımızda 152 bölü 12 geldi ki sadeleşebilir. Sadeleştirdim. 76 2'ye böldüm. 6. Bir daha bölersek ne gelecektir? 35, 3 de oradan 38 bölü 2'ye böldüm. 3, 38 bölü 3. O yüzden doğru cevabım Bursa olacaktır. Evet, 8. soru. Bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş tekrardan bana. Şimdi arkadaşlar yukarıyı 4 parantezine, aşağıya da 5 parantezine alacak olursak şu an bir deneyelim. 4'e böldüm 1, 5'e böldüm 3, eksi 1 bölü 4. Hep aynı işlemleri yapıyorum. Yukarıyı 4'e, aşağıya da 5'e bölüyorum. 1 bölü 7 gelecektir. Evet, bölü. Burada yine yukarıyı 5 parantezine, alt tarafı da hepsinin ortak katları, ortak bölenleri daha doğrusu 6'ya bölünürler. 6 parantezine 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 eksi 1 bölü 7 geldi. O zaman bundan ikisi aynı olduğu için sadeleşirler. 4 bölü 5'i olduğu gibi yazıp 6 bölü 5'i ters çevirip çarptığımda doğru cevabım 24 bölü 25 gelecektir. O yüzden Adana. 9. soruda. Şimdi burayı pratik olarak şöyle yapabiliriz. 5 ile neyi toplarsam 10 yapar? 5'i. Onu ben kaça bölersem 5 kalır? 2. 1 ile neyi toplarsam 2 yapar? 1'i. Yani şu en son yuvarlak içerisinde aldığım işlem 1 olmalıdır. Bir içler dışlar yaparsam 7 eksi x eşittir 8 ise x ile 8'i yer değiştirirsem x eşittir eksi 1 gelecek. O yüzden doğru cevabım Adana olacaktır. Hep de cevap anahtarı sanki Adana gibi arka arkaya geldiler. Neyse, biz sorularımıza devam edelim. Şimdi 10. soru. Çok klasik bir sorudur arkadaşlar. Değeri 5 bölü 7 olan kesrin payına 5 eklenir. Paydasından 2 çıkarılırsa elde edilen yeni kesrin değeri 10 bölü 11 olmaktadır. Şimdi bu değeriyle başlayan soruları hemen şöyle 5K'ya 7K yazıp buradan devam edelim. Bizim kesrimiz 5K bölü 7K olsun. Payına 5 eklersem 5K artı 5 yapar. 10 yapmaz, dikkatli ol. Paydasından 2 çıkarılırsa 7K eksi 2 olacaktır. Bu elde ettiğim bu kesrin değeri de 10 bölü 11'e eşit. O zaman buradan bir içler dışlar yaparsam hemen yapıyorum şöyle. 70K eksi 20 eşittir 55K artı 55 geldi arkadaşlar. 55K'yı karşıya attım, 15K. 20'yi de karşıya atarsam 75. 15'in tam 5 katı çıktı. Demek ki başlangıçtaki kesrin payı ile paydasının toplamı kaçtır? Payı 5 kere 5'ten 25. Paydası 5 kere 7'den 35. Bunların toplamı da 60 olacağı için doğru cevabım Denizli olacaktır. 11. soru. Yanda her ikisi de 12'şer top alan 2 adet silindir şeklinde kutu vardır. Hepsi 12'şer tane. Kutulara bir top atıldığında en alttan başlayarak bir bölmenin rengi yeşile dönüşmektedir. Her bir top attığında bir tane yeşile dönüşüyormuş. Birinci ve ikinci kuttaki yeşil bölme sayısının eşit olabilmesi için birinci kutuya belli sayıda top atılıyor. Şuradaki yeşil bölmelerin eşit olabilmesi için. Buna göre birinci kutuya sonradan atılan top sayısının ikinci kutudaki top sayısına oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar zaten burada 3 tane topumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 8 tane top var. Şöyle demiş, bakın, birinci ve ikinci kuttaki yeşil bölme sayısının eşit olabilmesi için birinci kutuya 5 tane top atmamız gerekiyor. Belli sayıda dediği. Birinci kutuya sonradan atılan top sayısı 5. İkinci kuttaki top sayısı 8'di zaten. 5 bölü 8'dir o zaman bu oran. O yüzden doğru cevabım Ceyhan olacaktır. Bakın, yeni nesil bir soru. Sadece toplama ve bölme yaptım. Başka da bir şey yapmadım. Bir de çıkartma yaptık tabii ki. Oldukça basit bir soruydu yani. 12. soru. Ertuğrul öğretmen tahtaya bir sayı doğrusu çiziyor ve aşağıdaki gibi 15 ile 16 arasını 5 eşit parçaya ayırmış. A sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 parça gerçekten de. 15 tam 5 de. Şuradan sayarsam 1, 2, 3 birim gittiği için 3 bölü 5 demem lazım. Bir de ben arkadaşlar şurayı 2 ile genişletip paydasını 10 yaparsam 15 tam 6 bölü 10 olacağı için burayı da ben
Aslında 0 tam 10'da 6 şeklinde yazarsam onu da 15'in üzerine eklemem gerekir. 15,6 olacak. O yüzden doğru cevabım Denizli olacaktır. Evet arkadaşlar, test 4'ü böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.